Herkese merhaba. Bugün 2 Ekim 2020 Cuma. Haftanın son manşet yayınıyla karşınızdayız. Ana gündem, bugünün ana gündemi Trump'ın koronavirüs COVID-19 testinin pozitif çıkması. Amerika Başkanı son katıldığı debate denilen o Amerika'da Demokratların başkan adayı Joe Biden'la 3 program üst üste yapacağı tartışmalardan ilkini gerçekleştirdikten bir gün sonra yapılan testte Covid-19 testinin pozitif olduğu çıktı. Ana gündem bu. Bütün dünya şu anda gerçekten bunu konuşuyor. Amerika'dır. Kendi başkanını seçecek. Bize mi derdi oldu falan demeyin. Amerika'daki başkanlık seçimi ve sonrasında şekillenecek dünya pek çok açıdan önemli. Avrupa açısından da belirleyici, Türkiye ve Orta Doğu açısından da belirleyici. Dünya neticede epey bir dönemdir böyle ve bundan sonra da bir süre bu şekilde şekillenmeye devam edecek. Keşke Amerika'daki seçimler bizi alakadar etmez, Rusya'daki seçimler bizi alakadar etmez, Rusya düşünsün, Almanya düşünsün, İngiltere düşünsün diyebilsek. Global bir çağda, global bir dünyada yaşıyoruz ve Amerika süper güç olması, bir numaralı ekonomi olması itibariyle hala çok belirleyici. Özellikle son dönemde Doğu Akdeniz tartışmalarında gergide kalması, son Azerbaycan Ermenistan meselesinde bile çok esamesinin okunmaması yadırganıyor. Amerika nerede? Amerika yok sahada. İşte efendim başkanlık seçimleri var. Ondan dolayı da şu anda tamamen kendi içine kapanmış filan deniyor. Böyle bir durum. Buna bakacağız. Türkiye'de de ana gündem Sağlık Bakanlığı verilerinin yalan olduğunun ortaya çıkması. 6 ay sonra Türkiye ve Türkiye halkları böyle bir gerçekle karşılaştılar. Ve 6 aydır e, güvenilen, e, popülaritesi hayli yüksek olan Sağlık Bakanı Fahrettin e, Koca bitti. E, dün itibariyle, evvelki gün itibariyle şu lafıyla bitti. E, işte efendim vaka ayrıdır, hasta ayrıdır. Biz hastaların rakamını toplayıp size sunuyoruz, e, vakaları hastadan saymıyoruz dedi. Halbuki bu e, gerek Dünya Sağlık Örgütü, gerekse Avrupa'daki otoriteler, genel olarak otoriteler, tarafından yadırganan bir şey. Çünkü her ülke vakayı açıklıyor. Ne kadar koronavirüs pozitif vakası varsa bu vakayı açıklıyor. Kural da buna göre bu şekilde şekillendi ve ülkelerde pozisyonlarını buna göre alıyorlar. Seyahat kısıtlamaları, pek çok şey buna göre planlanıyor. Dolayısıyla bir anda İngiltere'de aa demek öyle mi? Türkiye'den açıklanan vakalarda sıkıntı var. Reel değil biz derhal Türkiye'yi kırmızı listeye alıyoruz ve Türkiye'ye gidip gelecek olan yolculara da 14 gün karantina uygulaması getiriyoruz dedi. Bunu Avrupa Birliği de uyguluyor vesaire. Yani yalan yalan üstüne birazdan yeri geldiğinde konuşacağız. Bir diğer önemli konu da HDP'deki tutuklamalar 17 tutuklama var. Başta Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen olmak üzere ve yerine de kayım atandı. kayım atanan kişi de hemen belediye bahçesinde dakika bir Cuma namazı kıldı efendim. Bu fotoğrafta servis edildi. Bunlar şu anda gündem. O arada sosyal ağlarla ilgili yasa 1 Ekim itibariyle resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi ve bundan sonra sosyal ağlarda sosyal ağlarda yeni dönem diyorlar. Ya sosyal ağlarda yeni dönem falan olmaz. Yani gazetelerin attığı başlığa bakar mısınız sosyal ağlarda yeni dönem. Sosyal ağları falan sosyal ağları sen belirleyemezsin. Adı üstünde sosyal ağlar sosyal ağlardır ve sosyal ağları onu kullanan insanlar, o ağların içinde dönen mavra neyse o belirler. Yani popülariteyi de o belirler, trendleri de o belirler. Ama işte Türkiye'de Ankara diyor ki her şeyi ben belirlerim. Ankara size yalan söylüyor başlı artık bugün ve bugünkü yayınımızda bunu örnekleriyle anlatacağız, örnekleriyle ekrana getireceğiz ama ondan önce benim de çok ilgilendiğim dikkat çekici bir görüntüyle başlayalım istiyorum. O da 1937 senesi efendim, 1937 senesine götürüyorum sizi ve bu 1937 senesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış töreni. Bu ikinci meclis binası Ankara Ulus'ta bilenler bilirler. Ve görüyorsunuz frakları eşliğinde fötür şapkalarıyla, silindir şapkalarıyla daha doğrusu zevat geliyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Fevzi Çakmak görülüyor Genelkurmay Başkanı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış töreni Ekim ayı ve evet Atatürk geldi indi araçtan. Atatürk'ün son meclis açılış e, töreni bu. Atatürk'ün katıldığı son meclis açılış töreni ve Atatürk'ün son meclis konuşması renklendirilmiş görüntüler. Yeni paylaşılıyor Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından. Ben yakın tarihe son derece meraklı olduğum için daha evvel izlemediğim, görmediğim bu görüntüler benim için de ilginçti ve elbette pek çok Türkiye yurttaşı için de ilginç. Evet, renklendirilmiş e, Türkiye Büyük Millet Meclisi görüntüleri Evet alkışlar eşliğinde Atatürk Genel Kurul salonuna girdi e, ve işte kürsüye geliyor e, şapkasıyla e, milletvekillerini selamlıyor ve birazdan konuşmasına başlıyor. Bu konuşmada e, söylenmeyen e, bu konuşmanın bir bölümü de yayınlandı. Kamutay diyor mesela meclise. Bazı yeni kelimeler var kazandırılmaya çalışılan ama Kamutay bir türlü e, demek ki kazandırılamamış e, Türkiye Büyük Millet Meclisi e, literatürüne her neyse sonraki süreçte de önce oturuyor sonra ayağa kalkıyor ve konuşmasını irade etmeye başlıyor efendim kendine özgü üslubuyla ve ses tonuyla. Can Dündar paylaşmış. E ee, tabii Can Dündar Atatürk ve yakın tarih konusunda belgeselleriyle, araştırmalarıyla e, bilinen gazeteci. Evet diyor. E, bu görüntüler niye bu kadar bekledi acaba? Niye daha evvel yayınlanmadı? Fakat diyor, e, burada diyor yayınla konuşmasının diyor, yayınla e, yayınlanmayan eksik bir şey var diyor ve onu paylaşmış. E, Twitter'da ona ekrana getireceğim. Diyor ki en önemli bölüm eksik. CHP programının kapsadığı prensipler Atatürk'ün e, dilinden e, o bölümü aynen Twitter'da alıntılamış Can Dündar. CHP programının kapsadığı prensipler bizi aydınlatıcı ana çizgilerdir. Fakat bu prensipleri gökten indiği sanılan kitapların doğmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz ilhamlarımızı gökten ve gayipten değil, doğrudan doğruya yaşamdan almış bulunuyoruz. Evet. Çok ekstrem cümleler. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Atatürk tarafından serdedilmiş cümleler zannediyorum pek çoğu tarafından da bilinen cümleler değil. Atatürk vefatından bir yıl, bir yıl kadar evvel Türkiye Büyük Millet Meclisi açılış töreninde bu konuşmayı yapıyor, CHP programını övüyor ve bu prensiplerin aydınlatıcı ana çizgiler olduğunu belirtiyor ki tek parti dönemi o zaman tek parti CHP onu da belirtelim gökten indiği sanılan kitapların doğmalarıyla bu prensipleri asla bir tutmayın diyor. Biz diyor ilhamlarımızı gökten gayipten değil doğrudan doğruya yaşamdan alıyoruz diyor. Can hatırlattığı Atatürk konuşmasından 1937 konuşmasından satırlarda böyle. Dönelim gerçek gündemimize ve Ankara size yalan söylüyor bölümüne. Her bir vaka hasta değildir dedi Sağlık Bakanı. Her vaka hasta değildir çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var. Büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor. Bugüne kadar yalan söylediğini ortaya koydu ve vakaların, pozitif vakaların evlerine gönderildiğini veya sayıldığı halde açıklanmadığını söyledi ve dünyaya da yalan söylenmiş oldu. Ve Fahrettin Koca bitti. Elbette yeni sağlık bakanı atanır. Sonra saray hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eder. Sonra da dedi ki eleştiriler artınca Fahrettin Koca Twitter mesajında "Devletimiz halkın sağlığı kadar ulusal çıkarları da korur." Yani diyor ki bir kere insan sağlığı ulusal çıkarlardan hiçbir zaman üstün değildir. Evet. Bu Sağlık Bakanı görünümlü şahıs kusura bakmayın en hafif ifadesiyle böyle söyleyeceğim. Halkın sağlığını hiçe saydığını bu tweetiyle belirtmiş oldu. Bir dakika bile orada durmaması lazım ama duruyor. Koruyacaklar çünkü o rakamları zaten kendisi açıklamıyordu ki saraydan öyle geliyordu yani. Ki ulusal çıkar nedir yani? Aman ekonomi batmasın, aman çarklar dönsün, üretim devam etsin, aman turizm, aman yolcular gelsin. Dolayısıyla bizde rakamlar düşük, biz bu işle iyi mücadele ediyoruz diye davet ettiler. Avrupalıları, İngilizleri, Almanları, Rusları, herkesi. Ve herkes de girip çıktı Türkiye'ye. Böyle bir ulusal çıkar olayı yok. Esasen ulusal demişken yani bir numaralı ulusal güvenlik sorunu var. O da Ankara'da bugünkü şu anki politikaları çekip çevirenler. Eleştiriye ulusal çıkar yanıtı. Bak şimdi Covid şu daha önemli yani. Hürriyet'ten getirdim bu haberi. İstanbul'da Covid denetimi yapan ekipler bir özel halk otobüsü şoförünün karantinada olması gerekirken sefere çıktığını belirlemişler. Şoföre 3000 lira da para cezası verilip gönderilmiş o arada. Berna Alaçım paylaşmış. Mide bulantısı, baş dönmesi olmayan ama gebelik testi pozitif olanlar hamile sayılacak mı? Dalga geçiyor insanlar işte. Yani. Türk Tabipler Birliği Sağlık Bakanı belirti göstermeyen ama testi pozitif çıkan vakaların günlük açıklanan tabloda yer almadığını açıkladı. 6 aydır bunu söylüyorduk. Süreci şeffaf yürütmediniz, gerçekleri gizlediniz, salgının yayılmasına engel olmadınız. Haksız mı? Sözcü, 4 ay boyunca vaka dediler, son 2 ayda hastaya döndüler. Gazetecilik yapsaydınız da bunun böyle olmadığını 6 ay önce gösterseydiniz. Vakalı dışarıda dolaşıyor ama hasta sayılmıyor. Günaydın. Gazetecilik yapmıyorsunuz ki. Bir konu olduğunda hemen götürüyorlar, Sağlık Bakanı'na soruyorlar. Sağlık Bakanı ne derse de onu manşet atıyorlar, Ahmet Hakan gazeteciliği. Saha araştırması yok. Yalanın adı ulusal çıkar oldu. Bir gün manşetten böyle görmüş. Karar artık neye inanacağız diyor. Yahu Ankara size yalan söylüyor. Söylediği her şey yalan. Yani hala 2022 Ekim itibariyle başınızı kuma sokmaya devam edin. DSV'yi, Dünya Sağlık Örgütü'nü de kandırmışız. Gazete pencerenin manşeti. Muhalefet istifa istedi. Bir bakan gitsin, öbürü gelsin, işler devam. Ah Türkiye. Gerçeği gizleyenler ölümlerden de sorumlu. Binlerce, yüz binlerce ölümden sorumlu da işte hesap verecekleri gün yakındır. Sadece bu Covid'den dolayı değil. Öpüşmeler, sevişmeler arttı, dolar bu yüzden artıyor. Vatandaştaki kafada bu. Tabi bunun Covid alakası yok çok. Mehmet Koyuncu'nun hazırladığı sade vatandaş sokak röportajlarının yapıldığı programda bir vatandaş doların yükseliş sebebiyle ilgili yorumda bulunmuş. Avrupa'ya özeniyoruz, dışarıya özeniyoruz, sokakta öpüşmeler, sevişmeler artıyor. Başka ne olabilir ki? Ondan dolayı Covid vakaları artar. Başka da bir şey olmaz. Doların artışının nedeni başka ama kime ne anlatıyorsun? oh, Donald Trump bu mesajla Covid pozitif olduğunu dünya aleme ilan etti eşiyle beraber birlikte bu işi atlatacağız dedi ama en son Beyaz Saray açıklaması Donald Trump'ın orta düzeyde semptomlar gösterdiğini gösteriyor. Donald Trump'ın Covid pozitif olduğunu açıklaması seçimlere tam bir ay kala. Bakın bugün 2 Ekim 3 Kasım'da seçim var. Tam bir ay kala her şeyi baştan değiştiriyor. Bir kere 15 Ekim'de yapılması gereken ikinci Joe Biden tartışması suya düşmüş olabilir. İkincisi en az 15 gün karantina da kalacak. Tabii 15 gün sonra yapılacak testin de negatif çıkması lazım. Ama her 15 gün sonra hala pozitifse Başkan bu biçimde yani ortaya çıkmadan kampanya yapamadan orta düzeyde semptomlar yaşayarak yani tedavisi sürerken 3 Kasım seçimlerine girecek her açıdan şey başkan iş göremez hale gelirse görevi yardımcısı Mike Pence üstlenecek. Ama aday olamayacak şekilde bir durum söz konusu olursa devam ettiremeyeceği, aday olamayacağı söz konusu olsa Cumhuriyetçi Parti yeni bir aday atamak zorunda kalacak falan bir sürü ihtimal gözü değerlendiriliyor. Başkanlık seçimi ortada kalırsa işte Mike Pence'ten sonra Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin bile başkan olabileceği alternatifler üzerinde duruluyor. Bu arada Mike Pence yani Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşinin de negatif olduğu açıklanmış. Tabi bir anda bu gündeme bomba gibi düşünce son başkanlık tartışması da artık konuşulmaz oldu. Ben onu o gün birkaç cümleyle özetlemiştim. Baştan sona seyrettiğim bir tartışmaydı. Köfürler, hakaretler havada uçuştu. Gerçekten her iki taraf içinde şey utanç verici. İşte e, United Shame of America diye Daily Mail'da 1 Ekim'de bir karikatür çiz, e, çıkmış. Bu yani işte. Demokratlar açısından da öyle. Çünkü Joe Biden'da çok ağır laflar söyledi. Kapa çeneni be adam dedi. İşte palyaço dedi. E, ne bileyim Putin'in papisi dedi. Yani finosu dedi. Bir, bir sürü ağır hakaret yani. İşte Trump da aynı şekilde. Yani ancak böyle ifade edilebilir. Bu meşhur özgürlük anıtı utanç içinde yani. Evet böyle bir tartışma gerçekten görülmedi. Bakalım iş nereye gidecek? Şu anda bu tartışma bile hatırlanmıyor. İş artık başkanlık seçimlerine gidilirken son bir ay son düzlüğe girildiğinde Trump'ın hasta olması. Bugün BBC'yi seyrediyorum. Sabahtan beri bu konu ana günden başka hiçbir şeye bakmıyorlar. Ve sürekli Amerika stüdyolarından yayın yapıyorlar. O derecede İngiliz medyası da önem veriyor Trump'ın sağlığına ve bu açıklanan Covid-19 testi pozitif bilgisinden sonra seçimlerin nasıl bir seyir izleyeceği. Bu da e, Tayyip Erdoğan meclis açılış konuşması yaptıktan sonra meclis kulisindeki e, sosyal mesafeli bu <laughs> sosyal mesafe olmayan röportaj ama e, Tayyip Erdoğan severler endişe etmesinler. E, Tayyip Erdoğan meclise gelecek diye o gün mecliste görev alacak milletvekilleri dahil herkes testten geçti efendim. Buna gazeteciler de dahil. Ondan dolayı yakın mesafe olması normal gibi görünmekle beraber esasen facia. Bir kere maske sizi ne kadar koruyor ayrı bir tartışma konusu. İkincisi negatif çıkmış olsanız bile sonrasındaki saatlerde bu pozitife dönebilir. Bu şekilde bir yakın temas halinde görüntü vermekte herhalde hiç hoş olmasa gerek. Dönelim parlamentoya. İşte efendim Kenan Evren bile portresini astırmadı. Tayyip Erdoğan portresi asıldı. Bu nasıl iş diye muhalefet tweet atıyor. Tweet atacağına o meclise girmeyeceksin. Ama o meclise girdiler ve dört partiden üçü de ayağa kalktı. İyi parti dahil. Üçü ayağa kalktı e, ee, CHP'liler kalkmadı. HDP'liler yoktu. Beşinci partiyi zaten yok sayıyorlar. Bu meclise girmeyeceksiniz. Madem bu kadar eleştiriyorsunuz, diktatör diyorsunuz, ağzınıza geleni söylüyorsunuz, adam bile portresini, posterini asmış meclise. Daha önce olmadığı şekliyle. Bu meclise girmeyeceksiniz muhalefetseniz. Eğer yani giriyorsanız da işte bak böyle meşrulaştırıyorsunuz. Meclis böyle açıldı diye. E, işte şu sıralar boş olsa bu fotoğrafı basmaz gazeteler. Devlet Bahçeli orada, Kemal Kılıçdaroğlu orada, Meral Akşener orada. Hadi Devlet Bahçeli ortak. E, HDP girmemiş zaten. Dışarıda başkanlar gözaltına alındı diye, HDP'ler gözaltına alındı diye eş başkanlar oturma eylemi yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Akşener grubuyla beraber girmesin bakayım ne oluyor? Meşruiyet kazandırıyorsunuz yani. Meclis varmış gibi yapıyorlar. Sonra da işte Abdülkadir Selvi yazı döşeniyor. Yeni dönemde meclisi ne bekliyor? Hiçbir halk beklemiyor ya. <laughs> yani Meclis diye bir şey yok ki. Meclis bu durumda yani. Yeni Asya karikatürü İbrahim Özda bak. Erimiş bitmiş durumda. Burada gene biraz görülüyor ama o da yok esasen yani. Evet. evet. Tüm bunların gölgesinde de ismi lazım değil bir vali işte şey Ayhan Bilgen tutuklandıktan sonra hemen Kayyum olarak atandı ve Kars Belediyesi'nin önünde de böyle seccadesini şey yaptı, namazını kıldı. Allah kabul etsin. Ayaktaki de koruma. Evet. Garupaylon demiş ki, tek cümlede özetlemiş, arkadaşlarımız avukatları bile yanlarına alınmadan haydutça tutuklandı. Yanlış mı? Bu da sırrı sakın e, şey sırrı Süreyya Önder'in özür dilerim isimleri karıştırdım emniyetteki ifadesinden satırlar şu bol, e, blokladığım bölüme dikkat edin Kobani olaylarından dolayı gözaltına alındılar. sırrı Süreyya Önder denetimli serbestlikle bırakıldı Ayhan Bilgen tutuklandı ama sırrı Süreyya Önder diyor ki 9 Ekim 2014 günü Kobani olaylarının en şiddetli günü. Adalet Bakanı Başmüşaviri tarafından bana gece yarısı yarım A4 kağıdına Abdullah Öcalan tarafından el yazısıyla yazılmış yaşanan şiddet olaylarının en kısa sürede bitirilmesine dair not iletildi. Ben de bu notu gecikmek sizin hemen o esnada Selahattin Demirtaş'a WhatsApp üzerinden gönderdim. Sonra da İmralı'ya gidip gelenler dahi İmralı'ya gidip geldikleri için gözaltına alındılar. Ah ah. Ahmet Davutoğlu Haber Türkiye çıkmış. Enteresan. Türk bazen böyle yasakları şey yapıyor veya izinli şey yapıyor her neyse. Dışişleri bana briefing veriyor demiş. Hala dışişlerinden briefing alıyorum demiş. Enteresan. Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemden orada ayarladığı bürokratlar varsa ona bilgi veriyor olabilir ama briefing dediğiniz şey resmi bir şey yani. Tuhaf geldi bana. Fakat dışişleri demişken Alman dışişlerine ait gizli Türkiye raporu sızdı. Yargı işlevsiz haklar sadece anayasada yazılı. Yani... Alman dışişlerinin bunu e, tespit etmesi için senenin 2020 olması gerekmiyordu. Bu 5-6 yıldır 7 yıldır böyle. Ve Alman dışişleri çok iyi biliyor ki gazeteci Deniz Yücel'i istediğinde Türkiye'den veririz ama şu şartla veririz falan diye Ankara şartlar ileri sürmüştü. O günden de biliyorlar yani hiç bilmeseler bile Türkiye'de hukukun olmadığını hakların sadece anayasada yazılı olduğunu ama kulaklarının üzerine yattılar. Ayrıca gizli Türkiye yani bu gizli falan değil açık bir şey yani. Türkiye'de hakların sadece anayasada yazılı olduğu bilgisi gizli bir bilgi değil yani. Eren Keskin demiş ki bugün bir davaya girdim. ilk kez bir FETÖ davası. Kadın arkadaşım tek suçlama FETÖ il iltisaklı okulda öğretmen olması. Peki okulun açılışını kim yapmış? Tayyip Erdoğan. Ne kadar haksızlık ya. Ha. Geçmiş olsun. Güzel bir iliterasyon. Ee, internet artık gözlem altında. Artık e, Big Brother interneti de, Büyük Birader interneti de gözlüyor ve takip ediyor. Bakalım sosyal ağların geleceği nasıl olacak? Temsilci bulundurması isteniyor. İçerik e, bir, e, ta, talep edildikten 4 saat içerisinde kaldırılsın isteniyor. Filan falan. Olmazsa para cezası. olmazsa erişim engellemeye veya erişim yavaşlatmadan erişim engellemeye, lisans iptaline kadar şeyler var. Belli ki birkaç aya kadar sosyal ağların köküne kibrit suyu dökülecek. Herhangi bir şekilde Twitter'ın, Facebook'un, YouTube'un falan temsilci ve göndereceği, atayacağı gibi bir bilgi henüz yok. Bu koşullarda da yapacaklarına ihtimal vermiyor bilişim uzmanları ama bekleyip göreceğiz. Vedat Demir demiş ki Türkiye'de insanlar hala Kürtlere ve Gülen cemaatine yapılan cadı ve siyasi soykırıma sessiz kaldıkça hukuku ve demokrasiyi yok ettiğinin ve sıranın bir gün kendine geleceğinin farkında değil. E, susma sustukça sıra sana gelecek güzel bir slogan. Sarı öküz hikayesi güzel bir hikaye. Hep anlatıldı ama artık anlatmıyoruz. Anlatmıyorum. Gerek de yok. Evet bir gün herkese sıra gelecek. Ve bunu herkes yaşayarak, iliklerine kadar yaşayarak görecek. Bu konuda laf söyleme döneminin bittiğini düşünüyorum. Halkçı belediyecilik hedef, hedef alındı demiş. Yeni yaşam manşetinde. Meclisteki oturma eyleminden fotoğraf paylaşarak. Geçelim Azerbaycan-Ermenistan konusuna. Bu konuda gerçekten doğru anlatılmıyor. Çok taradım baktım her iki taraftan da ilk saldırının Azerbaycan tarafından geldiği yönünde çok kuvvetli kanaat var. Halbuki Ermenistan saldırdı deniyor. Ermenistan'ın saldırmasına uzmanlar, dış politika uzmanları ve konuyu bilenler çok ihtimal vermiyorlar. Çünkü Dağlık Karabağ... Ermenistan için Dağlık Karabağ neyse Türkiye için de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti o diyorlar. Ve e, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi, Kuzey Kıbrıs gibi bir kamburu varken neden bu konuda taraf oldu bunu anlamakta da güçlük çekiyor uzmanlar. Dolayısıyla Ermenistan Dağlık Karabağ meselesini sürece yaymış durumda. E, bir şekilde üzerine yatmış ya da işte efendim çok elleşmezken orada olarak Azerbaycan'dan daha zayıf. Dağlık Karabağ konusunda tezleri daha zayıf. Dünya kamuoyuna falan bu konuyu anlatma konusunda olayı da zamana yaymışken niye saldırsın ki falan deniyor. Son derece haklı tezler, haklı iddialar ama Azerbaycan bir de işte Ermeni Azeri tarafından Ermenistan saldırılarında işte efendim ölenler, şehit olanlar falan haberleri çokça paylaşılıyor ama Azerbaycan da çok ciddi kayıp verdiriyor. Ermenistan tarafına e, dün Erivan'a çok yakın e, ne bileyim füzeler veya bombalar düştü ve Erivan'ı bile sarstığı Haberleri geliyordu Twitter'dan. Çok böyle anlatıldığı gibi değil olaylar ama işte Türkiye kayıtsız, şartsız, koşulsuz Azerbaycan'ın yanında yer aldı. Neden? Tamamen duygusal efendim. İlham Aliyev çok da böyle Türkiye aşığı falan olsaydı Kuzey Kıbrıs'ı tanırdı. Ama Dağlık Karabağ konusunda kendisi şu anda Erdoğan'dan yardım istiyor. Kuzey Kıbrıs'ı bile tanımayan bir Azerbaycan bizim ikinci vatanımız oldu ve işte efendim her şeyimiz ortak oldu vesaire ama şunu unutmayalım. İlham Aliyev Türkiye'ye pahalı gaz satan ne bileyim canı sıkıldığında Dağlık Karabağ'la ilgili geçmişteki yıllarda Türk bayraklarını direkleriyle beraber falan şehitliklerden söken bir adamdır. Dolayısıyla ne Tayyip Erdoğan'ın milliyetçiliği ne de İlham Aliyev'in milliyetçiliği e, duygusal temellere dayanmaktadır deyip geçelim. Bekleyip göreceğiz her şey ortaya çıkacak ama işte efendim e, ne derler iki vatan tek millet laflarıyla millet işte yürümeye devam etsin. Haydut devlet Karabağ terk et demiş. Yahu arkadaş bir kere daha söylüyorum. Türkiye yani Ermenistan için dağlık Karabağ neyse Türkiye için Kuzey Kıbrıs o. Sen böyle dersen bir başkası da sana haydut. Sen de Kıbrıs'ı terk et der. Ama dediğim gibi Ankara'dakiler ne yaptığını bilmiyorlar yani. Agos Ermeni cemaatinin gazetesi savaşın kazananı barışın kaybedeni olmaz başlığıyla çıkmış bugün. Evet. Bir başka yalan bilgi Mevlüt Çavuşoğlu paylaşmış Dışişleri Bakanı. Libya ile yaptığımız deniz sınırı anlaşması Birleşmiş Milletler tarafından tescil edildi. Uluslararası hukuk çerçevesinde milletimizin haklarını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz diyor. Diplomat Ünal Çeviköz ise CHP'de siyaset yapıyor. Bu belge sadece bir evrakın alındığına dair kayıt belgesidir. Bir anlaşmanın tescili anlamına gelmez. Bunu anlamak için de kapsamlı uluslararası hukuk bilgisine ihtiyaç yoktur. Kandırılmamak, gerçekleri bilmek her vatandaşımızın hakkıdır. Bilgilendirmek de bizim vazifemiz demiş. Daha ne desin Ankara size yalan söylüyor diyor. Rupuz'un yazmış ama işte. Ah ah. Ankara size yalan söylüyor. Kapat gitsin Cumhuriyeti TR724'te dikkat çeken bir manşet Nedim Hazar'ın yorumu. Şöyle demiş Nedim Hazar, dershanelerle başlayan artık alenileşen yasaklama ve kapatma politikası bir süre sonra bir yönetim modeline dönüştü. İktidar canını sıkan her ne varsa ya kayyım aracılığıyla el koyuyor, olmadı kapısına kilit vuruyordu. Binlerce eğitim kurumu iki dudak arasından çıkan bir cümleyle kapatıldı. Anayasal güvence altında olan medyalara el konuldu. Yönetebilecek kadrosu olmadığı için sonunda buralara da kilit vurdu AKP iktidarı. Kapatılan internet sitesinin haddi hesabı yok, sayısını artık kimse bilmiyor yüz binlerce kitap imha edildi, okullara el konulup kapatıldı. Devlet kendi kurumlarını da yine bu dönemde kapatmaya başladı. İfsad edilemeyen her örgüt, dernek, kurum ve kuruluş ister resmi ister sivil aynı kaderi yaşadı, aynı akıbete uğradı mundar edemiyorsan bas kilidi gitsin şeklinde özetlenebilecek anlayış artık tamamen hakim durumda. İş bu sebeple Bahçeli devletin en ciddi ve temel kurumu olan Anayasa Mahkemesi'ni bile kapatmayı teklif etti diyor. Kapat gitsin Cumhuriyeti başlıklı yazısında daha ne desin. Haftayı böyle kapatıyoruz. Yarın perde arkası günü Erhan Başşur, Turan Görür Yılmaz ekranlarda olacak. Pazar günü Profesör Doktor İbrahim Öztürk gerçek ekonomiyle bu ekranlarda olacak. Biz gene pazartesi için sözleşelim efendim. Hafta sonu iyi hafta sonları dilerken pazartesi günü yeni bir manşet yayınında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.